O hadisler eli kanlı adamlardan meleklerle yarışan muvahhid müminler yetiştirmiş hadislerdir. Dün 50 sene önce bu ümmetin imamı Ebu Hanife'yi çoluk çocuğunu ağzına düşürenler esasen İslam'a zarar verdiklerini anlamadıkları gibi bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ya gereksiz görerek ya da biz bunlardan anlamayız, getirin menkıbe kitaplarını hikaye okuyalım diyerek ümmetinden peygamberinin hadislerini uzaklaştıranlar yarın caminin içinde abdestsiz duran Müslüman gibi peygamber aleyhisselamın ümmeti olduğu halde onun rahmet kanatlarının altına girmekten mahrum bir nesil yetiştiriyorlar. Şefkati, merhameti, anneye babaya hayrı, evlat yetiştirmeyi, cennet umudunu kapkaranlık zifiri gecelerde bile güneş kadar parlak bir hayatı hissedebilmeyi Resulullah'tan öğrenebilir bu ümmet sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cuma hutbesinde bile 20 tane şairin, edebiyatçının edebiyatını dinlediği halde 3 Resulullah hadisi dinleme zevkine yaşayamayan bir Müslüman mahrum bir Müslümandır. Hem İslami toplantı diyeceğiz, 1 saat 2 saat konuşacağız ama hep şu büyüğün, bu orta hallinin, bu küçük adamın sözleri üzerine konuşma yapacağız. Biz Muhammed ümmetiyiz. Şifamız onun sözleriyledir. Onun bakışları hepimizin en derin hastalığının kesin ilacıdır Allah'ın izniyle. Çünkü o ağaçların bile önünde secdeye kapandığı bir Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle bir gözlerini kırpsaydı dağlar eriyip önünden akacaklardı. Öyle bir Muhammed'dir o sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi şerifler ne ağırdır ne konumuz dışındadır.